İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan ve İnsan Hakları Konseyi. Avrupa Birliği Ermenistan'daki Suriyeli Ermeni mülteciler için bir yardım planı öngörüyor. Nahçıvan yönünde taktik ve stratejik açıdan hiçbir değişiklik olmamıştır. Profesör Uğur Üngör, Batı Ermenistan'da Ermenilere yapılan soykırım sırasında yaşanan haciz olaylarını anlatıyor. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'ye cezasızlık eleştirisi. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Manbij'deki ortak yol haritasının ikinci aşamasına yoğunlaşıyor. Trump, Suriye'nin güneyindeki durum hakkında endişeleniyor. İnsan Hakları Konseyi'nin 31. olağan oturumu Cenevre'de, İnsan Hakları Salonu ile Medeniyetler İttifakı'nın Uluslar Sarayı'nda 18 Haziran, 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Oturum, Slovenya elçisi Vojislav Suci başkanlığında 18 Haziran Pazartesi günü saat 9:00'da açıldı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Yüksek Komiseri Ziyad Raad Al-Hüseyin'in bu son oturumu olacak. Zira Al-Hüseyin'in görevi Ağustos ayında sona eriyor. Sayın Ziyad, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin geçen yılın Mart ayındaki oturumundan itibaren insan hakları çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir rapor sunacak. Bu 3 hafta sürecek oturumlar sırasında konsey, insan hakları uzmanlarının sunacağı 100'den fazla rapor ile diğer organ ve ülkelerden gelecek pek çok belgeleri ele alacak. Konsey aynı zamanda 3 tematik tartışma gerçekleştirip 14 ülkeden iletilen çalışma gruplarının raporlarını gözden geçirecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan'ın İnsan Hakları Konseyi'nde gerçekleştirdiği konuşmanın tam metnini Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonunun işbirliği bölüm başkanı Hua Bin Acemyan'ın yaptığı açıklamaya göre Avrupa Birliği Ermenistan'daki Suriyeli Ermenileri desteklemek için yaklaşık 3 milyon avro sağlamayı planlıyor. Bununla pek çok Suriyeli Ermenilerin konut sorunları çözülecek ve ayrıca onların işlerini geliştirmesi için de bir fırsat yaratılmış olacak. Hua Bin Acemyan'ın sözlerine göre Avrupa Birliği Suriyeli mültecilerin Ermenistan'a entegre edilmesi için Madat Vakfı çerçevesinde 3 milyon avro kaynak sağladı. İlk hedefimiz Suriyeli Ermenilerin imkanlarını geliştirmek. İkincisi ise Suriyeli Ermeni mültecilerin yaşamak için daha kolay bir yol bulmalarına yardımcı olmak. Pek çok Suriyeli mültecilerin konut sorunlarının olduğunu görüyoruz ve biz onların buraya yerleşmesini sübvanse edebiliriz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Azeri tarafının Nahçıvan'la olan sınırda Areni Köyü doğrultusunda önemli bir tepeyi ele geçirdiği yolundaki sözleri yalanladı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı böyle bir şeyin gerçekleşmediği, çünkü şu an Azerbaycan'ın sahip olduğu bu arazilerin her zaman Azerbaycan'ın kontrolü altında olduğu vurgusunda bulundu. Başbakan, Nahçıvan doğrultusundaki cephede hareketlilik yaşandı. Aynı zamanda bizim tarafımızdan bazı toprak kayıplarından bahsetmek sadece saçmalıktır. Tek söylemek istediğim şey, Nahçıvan yönünde taktik ve stratejik açıdan hiçbir değişiklik olmadığıdır. Birkaç ay önce hangi durumdaysak o durumumuzu koruyoruz, dedi. Başbakan Paşinyan ilaveten oradaki cephede bazı hareketlilik söz konusu. Bu nedenle de durumda biraz gerginlik yaşanmış ve durum ciddiyetini korumaktadır. Fakat Azerbaycan'ın benzer politikası saçmalıktır. Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinde bulunan Günnüt köyünü yerleşime açtığı yolundaki sözlere de değinen başbakan, köyün arazisi eskiden olduğu gibi şimdi de silahlı kuvvetlerimizin denetimi altında bulunmaktadır, dedi. Soykırım Eğitim Projesi Profesör Uğur Üngör'ün konuyla ilgili bir sunumuna ev sahipliği yaptı. Üngör'ün konuşması yakın zamanda yayınlanan kitapları, Batı Ermenistan'ın nasıl Türkiye'nin parçasına dönüştürüldüğüne değinen Çağdaş Türkiye'nin inşası ve Türkiye'nin Ermeni mallarına el koymasını anlatan Haciz ve Yıkım kitaplarını temel almaktadır. 1913 ve 1950 arası birbiri ardına gelen Türk hükümetleri Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu bölgelerini şiddetli bir etnik aynılaştırma politikasına maruz bıraktılar. 10 yıl boyunca daha önceden incelenmemiş bir dizi kayıt üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak Üngör, Ermenilere yapılan soykırımın aslında daha geniş sürecin parçası olduğunu gözler önüne serecek. Üngör, soykırımın ekonomik kollarıyla ilgili analizlerini sunacak ve yağmacılığın zeminde nasıl organize edildiğini anlatacak.
konuşma bu şiddetli sürecin tarihi bölgeleri yok edip çok kültürlü şehirlerin boşaltılmasına sebep olduğuna ek olarak modern Türk ulus devletinin yapılanması için yol açıcı niteliğe de sahip olduğu değerlendirmesiyle sonlandırılacak. Cenevre'de devam eden İnsan Hakları Konseyi oturumlarının ikinci haftasında Türkiye'ye ülkenin güneydoğusunda insanlığa karşı suç işlediği suçlaması yapılırken, ülkedeki insan hakları savunucularına yönelik baskılara karşı Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi istendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 38. İnsan Hakları oturumları ikinci haftasında devam ediyor. Özel raporterlerin ülke raporlarını okuduğu oturumlarda bugün sabah saatlerinde sivil toplum örgütleri söz alarak yaşanan hak ihlallerine karşı İnsan Hakları Konseyi'nin daha etkin bir tavır takınması gerektiğini belirterek konsey üyesi devletlerin sorunlarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. Pentagon'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Savunma Bakanlığı yetkilileri kısa süre önce Manbij'de ortak yol haritası uygulamasının ikinci aşaması ile ilgili konuları tartışmak için bir görüşmede bulundu. Pentagon sözcüsü Adrian Rankin Galloway, amacı Kuzey Suriye'nin yakınında bulunan şehrin istikrarının sağlanması olan görüşmenin geçen hafta içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Rankin Galloway'in sözlerine göre görüşmede Manbij'deki ortak operasyon için ortak yol haritasının ikinci aşamasına odaklanıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Manbij'de ortak operasyonlar için yol haritası hakkında 4 Haziran'da açıklamada bulunduklarını da belirtelim. Beyaz Saray basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşme sırasında Suriye'nin güneybatısında yer alan saldırılar hakkında rahatsızlığını belirtti. 25 Haziran'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'nde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in de Suriye'nin bu bölgesinde var olan gerilimi hakkında kendi endişesini dile getirdi. Bugünlük bu kadarını öngörmüştük. Şimdi size Viken Hovsepian tarafından seslendirilen Tal Tala adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.